Bakıda Tika və Türk Ocağı Dərnəyinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən Türk dövlətlərinin müstəqilliklərinin 30-cu il dönümü və Türk Dünyası adlı beynəlxalq simpozium bu gün də işini davam etdirdi. Beynəlxalq tədbirin ikinci günündə Türk dövlətləri arasındakı təhsil işbirliyi, Türk dünyasının bütünləşməsi və media, Türk dövlətləri arasında ikili münasibətlər və əməkdaşlıq, Türk dünyasında təhlükəsizlik məsələləri və hərbi işbirliyi, dil və tarix kimi məsələlər müzakirə olundu. Simpozyumun mövzusunun çox maraqlı və önəmli olduğunu deyən Özbəkistan Elmlər Akademiyasının üzvü Fərhad Maqsudov müstəqilliyinə yeni qovuşmuş Türk dövlətlərinin bir sıra problemlərinin olduğunu və onların həlli istiqamətində işlərin görülməli olduğunu söylədi. Şimdi Sovyetlərdən sonra, işte o Rus işgalindən sonra nasıl bir el kaldı, nasıl bir yurt kaldı ona bakıyoruz və görüyoruz ki, bir sürü sorun var. Bir sürü problemle kalmışız. Bize Sovyet döneminden miras olarak çok büyük problemler kalmış. İsterseniz siyasi sınırlar olsun, eğitim sistemi olsun, ekonomi olsun, sosyal gelişim olsun. Tüm cephelerde, hayatın tüm cephelerinde sorunlar var. Bunları bir araya gelip tartışmaya ve sonuçlar çıkartmaya toplanmışız burada. Türkiye'nin Gazi Üniversitesi'nin profesörü Mehmet Şahingöz, Mediatürk TV açıklamasında Türk dünyasının inkişafında aydınların rolunu yüksek kıymetlendirdi. Şu duygularla idrak ediyoruz ve kardeş Azerbaycan'ın en önemli şehri olan Bakü'de yaptığımız bu toplantıda o Türk dünyasından gelen aydınlar tıpkı 1911'deki aydınların ruhu ve şuuruyla aynı ideal doğrultusunda hazırlamış oldukları bildiriler ve metinleriyle bu döneme de bir açıklık getirdiler ve katkı sağladılar. Belə bir tədbir sayesinde Türk dövlətlərinin elm adamlarının bir araya gelmesi büyük hadisədir. Bunu da Ankara Hacı Bayram Beli Üniversitesi'nin profesörü Fırat Purtaş dedi. Cənab Purtaş simpozyumun Türk dünyası için çok faydalı olacağını düşünür. Akademisyenler hem fikir alışverişinde bulundular hem de Türk dünyasının geleceğine ilişkin bir yeniden fikir paylaşımında bulundular. Son derece önemli, son derece verimli bir sempozyum oldu. Bu sempozyumda geçmişin muhasebesi yapıldığı gibi geleceğe ilişkinde neler yapılması gerektiği üzerinde duruldu. Son derece faydalı bildiriler sunuldu. Birbirinden farklı konularda, uluslararası ilişkilerden, iktisat konularına, edebiyattan, tarih konularına, hukuk konularına güzel bildiriler sunuldu. Qazaxıstan Əl-Fərabi Universitetinin dosenti Mirzahan Eqamverdiyev Mediatürk TV-yə iclasla bağlı ətraflı məlumat verərək qeyd etdi ki, simpozyumda iştirak edənlərin çoxluğu müzakirələrdə fikir bolluğu yaradıb. Bizim oturumumuzun içinde 3 devletin problemleri ortaya koyuldu. Genelde Türk kimliği meselesi ve bölgesel Kazak, Kırgız kimlikleri üzerinde ve Manas destanı içerisindeki Türklük kimlik meselesiyle ilgili problemler ortaya koyuldu. Toplantıya katılımcıların yani katılan kişiler sayısı çok oldu, sorular soruldu ve bildiğimiz bölgeler, ben kendim Kazakistan'dan geldiğim için Kazakistan'la ilgili bir nevi sorular soruldu. Biz ilmi açıdan bunun açıklamasını yaptık. Qeyd edək ki, Türk dövlətlərinin müstəqilliklərinin 30-cu il dönümü və Türk Dünyası adlı beynəlxalq simpozyuma sabah yekun vurulacaq. Şəbnəm Fərmanlı, Xədicə Zərbəliyeva, Günay Paşayeva, Mediatürk TV.